Eğer bu videoya like attıysan, sonra kanala abone olduysan, üstüne bir de bildirimleri açtıysan sen iyi birisin demektir. Ve umarım en büyük dileğin en kısa zamanda gerçekleşir. Sakın onun dediklerini yapma ve aramıza katıl. Olamaz ya, nerede bu köpek? Nereden bulacağım ben şimdi onu ya? Nasıl bulabilirim ki koskoca şehirde o köpeği ben? Belki eve falan dönmüştür ya. Beni göremeyince korkup eve dönmüştür. Belki en iyisi gidip bir eve bakayım. Lütfen bana eve döndüğünü söyle lütfen. Oğlum burada mısın oğlum? İşte buradasın, işte buradasın. Oğlum beni ne kadar korkuttun biliyor musun? Niye ben haber vermeden eve dönüyorsun sen tek başına? Bu çok tehlikeliydi. Ben de sana bir şey oldu sandım ya. Aklımı kaçıracaktım az daha. Şuna bak şuna. Bir de pis pis sırıtıyor ya, tipe bak. Gel bakayım benim kucağıma. Bu yaptığın çok tehlikeli bir hareketti. Babayı çok kızdırdın. Çok korktum ben. Bundan sonra bir daha benim yanımdan ayrılmayacaksın. Söz mü? Güzel. İşte kaptım seni. Böyle bir hayvanın burada ne işi var ya? Şehrin ortasında senin ne işin var? Neyse ama şu an bunu düşünecek vaktim yok. Sonuç olarak ben yeni bir hayvan buldum. Ve hemen gidip bunu profesöre iletmeliyim. Sen bizim dünyayı ele geçirmemizde önemli bir parça olacaksın asker. Şuna bak, ne kadar da masum masum sarılıyor bir de bana. Birazdan başına geleceklerden haberi yok. Hadi gidiyoruz, profesör bizi bekliyor. Profesör işte geldim, yeni bir hayvan buldum. Demek yeni bir hayvan buldun ha? Güzel. Yatır bakalım bunu buraya. Artık zafere çok yakınız. Hissedebiliyorum. Bu sefer başaracağız. Aşımı tamamen geliştirdim çünkü. Hiçbir eksik yok. Evet efendim, size güveniyorum. Bunu birlikte başaracağız. Bu hayvan bizim ilk askerimiz olacak. Ve bizim için çok önemli görevler yapacak. Evet, haklısın. Bunu başaracağız. Az kaldı. Hadi yatır onu şuraya. Tabii efendim, nasıl isterseniz. Güzel. Şimdi iğnemi alıp onu aşılayabilirim. Hadi lütfen bu sefer işe yara. Beni tekrar yüzüstü bırakma sakın. Hayır hayır, öyle bir şey olmayacak. İşe yarayacak. Evet evet, kesinlikle işe yarayacak. Hemen bunu denemeliyim. Zavallı hayvan. Bu çok kötü, gerçekten çok kötü. Nasıl da işkence çekiyor, şuna bak. Maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Dünyayı ele geçirmek için bunları yapmak zorundayız. Efendim efendim, bir şeyler oluyor. Durum nedir, işe yaradım yoksa? İşe yarayacağını biliyordum. Şuna da bir bakın. İşte benim eserim bu. Hadi sersem hayvan, cevap ver. Beni duyabiliyor musun? Cevap ver dedim sana. Cevap ver hemen. Efendim, sizi duyabiliyorum. Evet evet, işte başardım. Biliyordum. Biliyordum. Çok zeki bir insan oldum, biliyordum. Şimdi hemen ayağa kalk. Ayağa kalkmayı emrediyorum sana, hemen. Emredersiniz efendim. Güzel. Görüyor musun bak. Sana bunu başaracağımı söylemiştim. Efendim gerçekten takdir hak ediyorsunuz. Siz mükemmel bir zekasınız. Bunlar sadece daha başlangıç. Dünyayı ele geçireceğim. Ama dünyayı bir tane askerle ele geçiremem. Bana en az bir tane daha hayvan getirmelisin. Anlayabiliyor musun beni? Tabii efendim, anlıyorum. Siz nasıl istersiniz. Şimdi git şu yeni askerimize elbiselerini göster. O çok özel bir hayvan. Üst düzey yeteneklerle donatıldı. Tabii efendim, siz nasıl isterseniz. Gel bakalım sen böyle. Tamamdır, geliyorum. Bundan sonra bu takım elbisen senin iş kıyafetin olacak. Bunları çıkarmıyorsun, anladın mı? Tamamdır, anladım. Çıkarmayacağım bunları. Profesör ne derse o. Güzel. Benim sözlerimden de dışarı çıkmayacaksın. Ben ne dersem o. Ben sadece profesörden emir alırım. Senden emir almam. Sen kendini ne sanıyorsun be? Ben ne dersem onu da yapacaksın. Ben senden üstünüm. Ne oluyor burada? Niye kavga ediyorsunuz siz? Efendim, bu hayvan kendini bir halt sanıp benden emir almayacağını söylüyor. Ben sadece profesörden emir alırım. Evet, hayvan haklı. Sadece benden emir alacak. Sen kimsin? Ama efendim, dünyayı beraber yöneteceğiz sanıyordum. Haksız mıyım yoksa? Sen kimsin be? Benim zekamın yanında. Sen kimsin dünyayı yöneteceksin? Bir daha böyle bir şey duymayayım. Ama efendim hayır. Ortaklaşa iş yaptığımızı söylemiştiniz. Benim de gayet iyi paylar alacağımı söylemiştiniz. Bu kadar zaman size boşuna mı hizmet ettim ben? Seninle artık işimiz burada bitti. Artık sana ihtiyacım yok. Bu yeni süper güçlü hayvan benim tüm isteklerimi yerine getirebilir. Evet evet, artık sana kesinlikle ihtiyacım yok. Kaybol gözümün önünden. Hayır hayır, bunu kabul edemem. Bu sahtekarlık. Onca emek bu kadar kolay çöpe gidemez. Hemen beni satamazsınız böyle. Seni kandırdığım için özür dilerim. Dediğim gibi ama daha fazla sana ihtiyacım yok. Demek öyle ha? Demek öyle. Al o zaman. Görürsün sen, görürsün. Hemen şu ineden ben de almalıyım. Kaç hemen, kaç. Seni budala hayvan. Düş sen adamın peşine. Emredersiniz efendim. Hemen gidiyorum. Demek bana yumruk atarsın he? Sana bunu ödeteceğim. Benden kaçabileceğini mi sanıyorsun? Acilen kaçmam lazım buradan. Ha, ah, koş koş.
Profesör, profesör, bunu nasıl bana yapabilirsin? Onca yıl sana hizmet ettim ama bu sahtekarlık kabul edilemez. Ben sana yapacağımı biliyorum ama önce şu peşimdeki askerden kurtulmam lazım. Acilen o adamı bulmam lazım. Nerede bu? Profesör yoksa bana çok kızacak. Nereye kaçmış olabilir acaba? Onu acilen bulmam lazım. En iyisi şuraya doğru gideyim. Evet evet, oraya gidebilirim. Hadi o zaman, oraya doğru yola koyulmam lazım. Oh be, ucuz atlattım. Ama böyle uzun süre dışarıda kalamam. O hayvan elinde tonunda beni dışarıda bir yerde bulur. Kendime kalacak bir yer bulmam lazım. Herhalde yardım edecek birini bulabilirim kendime. Neden olmasın ki? Evet evet, bulabilirim. Tek şansım bu. Haydi öyleyse, durmamam lazım. Güzel eve benziyor. Bir kapısını tıklatalım bakalım. Beni misafir olarak kabul edecek mi? Merhaba, kimse var mı? He? O ses de neydi ya? Öyle kapı çaldı galiba. Allah Allah, hayırdır inşallah, kim ki bu? Neyse, gideyim de bir bakayım. Buyurun, kime bakmıştınız? Beyefendi, lütfen bana yardım edin. Çok açım, susuzum, kalacak yerim yok. Siz iyi bir insana benziyorsunuz. Bana yardım edersiniz diye düşündüm. Lütfen beni evinize alın. Sizi evime mi alayım? Ama ben sizi tanımıyorum ki. Biliyorum biliyorum. Tanımadığınız birini evine almak gerçekten çok zor bir şey. Ama halimden anlayın lütfen. Çok açım diyorum. Dışarıda kalırsam ölebilirim. Lütfen bana yemek verin. Kalacak bir yer sağlayın. Kısa sürede gideceğim zaten buradan. Yani bilemedim ki. Ama tabii size yardım etmem lazım. Sizi böyle dışarıda bırakamam. Buyurun gelin. Çok sağ olun, çok teşekkür ederim. Hayırdır inşallah, ne oldu, niye sokakta kaldınız siz? Evim yandı, evet evet, evim yandı, sokakta kaldım. Param da yok, kimsem yok. Demek eviniz yandı, çok üzüldüm gerçekten. Benim de bir kere evim yanmıştı, ne kadar zor bir durum olduğunu anlayabiliyorum. Buyurun o zaman, içeri geçin, rahatınıza bakın. Ben de size yiyecek bir şeyler getireyim. Çok güzel olur, çok teşekkür ederim. Ben geçeyim içeri. Vay canına, burada bir köpek var. Ne isterdiniz acaba? Dolapta bir sürü şey var, istediğiniz bir şey varsa hazırlayabilirim. Herhangi bir şey olur, fark etmez. Aslında çılgın profesörden çaldığım iğneyi bu hayvan üzerinde uygulayabilirim. Evet evet, bunu yapabilirim. Böylece ben de kendi asker hayvanımı yetiştirmiş olurum. Ve profesörün hayvanıyla savaşabilirim. Evet evet, bu çok iyi olur. Buyurun, sandviç getirdim size. Ha, çok iyi yapmışsınız, çok teşekkür ederim. Ben de çok acıkmıştım zaten. Buyurun, afiyet olsun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel yapmışsınız, elinize sağlık. İşte bu da benim oğlum. Oğlum bak, misafirimiz var. Evet evet, gördüm onu da. Maşallah, çok tatlı. Öyledir. Sokakta buldum onu. Artık o benim ailemden biri. Korkarım ki uzun süre kalmayacak. Efendim, anlayamadım. Sizin gibi bir sahibi olduğu için çok şanslı diyorum. Teşekkür ederim. İstiyorsanız gelin, ben size kalacağınız yeri göstereyim. Yakında benim askerim olacaksın küçük kuçu. Geliyorum. İşte burası sizin odanız. Kendi evinizdeymiş gibi rahat edebilirsiniz. Çok teşekkür ederim gerçekten. Çok iyi bir insansınız. Tamamdır o zaman, ben sizi fazla meşgul etmeyeyim. Rahat rahat takılın burada, dinlenin. Yorgunsunuzdur zaten. Bir ihtiyacınız olursa ben aşağıdayım. Seslenebilirsiniz. Kolay gelsin. Vay be, çok iyi adam. Ama yapacak bir şey yok. Köpeğin elveda demenin zamanı geldi. O profesöre kafa tutmak için o hayvana ihtiyacım var. Şehirdeki tüm hayvanları ele geçirdim. Hayvan bulmak artık eskisi kadar kolay değil. Bunu yapmak istemezdim ama başka seçeneğim yok, kusura bakma. Sen çok iyi bir adamsın. Ama profesör, seni alt etmek için elimden gelen ardına koymayacağım. Şimdi herkesin uyumasını bekleyeyim, sonra köpeği alıp kaçırabilirim. Evet evet, doğru zamanı beklemem lazım. Umarım köpeğin için çok üzülmezsin genç adam. Oğlum ama şimdi oyun zamanı değil ki. Uyku vaktimiz geldi, uyumamız lazım, bırak peşimi. Oğlum ama peşimden gelme diyorum sana, uyumam lazım. Ne yapacağız biz seninle böyle, sen çok yaramaz bir köpek oldun ama. Hadi yerine, hadi yerine. Uyuman lazım. Heh, aferin benim oğluma. Bak, kıpırdama sakın buradan, tamam mı? Uyu. Senin yatağın burası çünkü. Hadi ben de kendi yatağıma gidiyorum, iyi geceler. Yazık adama ya, evi yanmış. Onun halinden çok iyi anlıyorum gerçekten. Ortam iyice sakinleşmişe benziyor. Sanırım uyudular. İşte beklediğim fırsat bu olabilir. Çabuk olmam lazım. Eğer ev sahibi uyanırsa planlar alt üst olabilir. Evet evet, şimdi sessiz bir şekilde bu işi halletmem lazım. Hadi bakalım. İşte köpecik buradaymış. Gel bakalım. Oh hayır, havlama havlama. Oyun oynamak istiyor sanırım. Oyun oynayacağımızı sanıyor. Oh hayır hayır, havlama. Oyun oynayacağımızı sanıyor sanırım. Kes ses çıkarmayı aptal köpek. Neyse o zaman gel. Gel hadi, oyun oynamaya gidiyoruz, gel. Anca böyle kandırabilirim onu. Gel bakalım, takip et beni. Çok güzel oyunlar oynayacağız seninle. Evet, sanırım bu kullanılmayan depo işimi görür. Kimsecikler yok burada. İşte iğnem de burada. Gel bakalım köpecik. Birazdan hayatın bütünüyle değişecek ve dünyayı ele geçireceğiz. İkimiz. Aynen öyle, masum masum dur bakalım. Yazık, birazdan olacaklardan habersiz. Hala oyun oynayacağımızı sanıyor. Ay, bayağı duydum galiba. Kalkayım şimdi, kalkayım. Köpek zaten kalkar, uyandırır beni birazdan. Oğlum günaydın. Nasılsın bakalım, iyi misin? Babanı özledin mi he?
Yine nereye kayboldu bu köpek ya? Oğlum neredesin? Tam olarak burada olman gerekiyordu. Acaba uyandı mı? Belki de misafirimizin yanına gitmiştir. Evet evet, yukarıdadır belki. Beyefendi, köpeğim burada mı? Köpeğimi gördünüz mü? Ne? O adam nerede? Adam nereye kayboldu? Ne oluyor ya? Tuvalette falan mı acaba? Beyefendi, burada mısınız? Hayır, burada da yok. Nerede bunlar ya? Neredeler ya? Olamaz ya. Lütfen bana bahçede olduğunuzu söyleyin lütfen. Neredesiniz? Neredesiniz? Yoksa bu adam köpeğimi alıp kaçmış olabilir mi? Hayır hayır, lütfen böyle bir şey olmasın lütfen. Yardım etmek için evimi aldığım adam bana böyle bir şey yapamaz değil mi? Hayır hayır hayır, onları bulmam lazım. Lütfen köpeğime bir şey olmasın lütfen.